Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Ehl-i Beyt Efendilerimiz'in, Piramız Hüdavendiyar, Hazreti Mevlana'mız'ın, Piran Efendilerimiz'in selamları, feyizleri, güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Unuttuğumuz yol, birlik yolu, sevgi yolu, aşk yolu, Yaradan'dan ötürü, bütün yaratıkları sevmekle vazifeliyiz, sevgiden söz etmeye vazifeliyiz. Bütün insanlık alemini birlemeye vazifeliyiz, ikilikle, içler yok. Çünkü hepsi sevgilimizin zorluğu. Şimdi gelelim isteklerimize, nedir sorumuz? Buyurun bakalım, senelerin uzatları, sesler bakalım. Dedeciğim, günümüzde hangi durumlar için destur almalıyız? Hangi durumlar için kalbimize danışmalıyız? Bunu merak ettim, öğrenmek için. Şimdi, hangi konularda destur ne? Evet, yani mesela gün içerisinde çok yoğun oluyorsunuz zaman zaman. Bizler, sizin evlatlarınız olarak hangi durumlarda destur almalıyız? Sizin destur almanız, diyelim şimdi, kalkıp İstanbul'dan başka bir yere dolaşıp gideceksin. Ankara'ya olsun, İzmir'e olsun, yoktaki yurt dışına olsun. Böyle konulardan anlıyorsun, destur alırsın. Neden destur alırsın? Topu bize atarsın. Ki sizden anlıyorsun, kazadan, beladan, korumamız için. Anlıyorsun, şehir içinde evinden çıkmışım, işine gidiyorsun, zaten sana verilmiş ne okuyacağım, kapıdan çıkar çıkmaz bir bandı ne okuyacağım, kısa bir münacatta bulunacağım, diyelim şimdi, her zaman bizlere vazife, Genç-i Arabaya, vesaire İmbiya, Devliya ve Kâfi'ye Yemen sahiplerine bir Fatiha okumadı. Ondan sonra bir mantığını oku, işine koy. Kendini yoklukta bırak, ben yokum, sen varsın artık. O senden çalışsa, sen de onun vasıtası ol. Ne olur, sen tamamen huzur içinde olursun. Ama ben yapıyorum, ben ediyorum, ben biliyorum, böyle konulara girdiğin zaman, o zaman sen çok sıkıntılara düşersin. Derneklerine, zaten bütün bu kavgalar, bu gürültüler, ne varlığını gösterirse dünya yüzünde hep benlikler görülmektir. Benlikler görülmektir. Okumuşlar, tahsil etmişler ama kendilerini okumamışlar, tanıyamamışlar ve böyle giderler. Dünyamız tamamen zıtlar halindedir. Kuruluşundan beri bu zıtlar halinde varlığını göstermiştir ve dünyanın sonuna kadar bu devam edecek. Onun için anlıyorsun. Kim bir Allah dostuna göz tutarsa, orayı kendine bende ederse, boş kazanırlar. Orayla yola çıkarsa, bu kişi anlıyorsun, huzur içinde olur. Ama benliğiyle yola çıkarsa, hiçbir yere varmaz. Şimdi bizim bulunduğumuz yer, yokluk yoktur. Varlık Allah'tır. Eğer bizler benlikle bu yolda yürümeye olmuş olsak hiçbir yere varamayız. Bizi sıkıntılar sarar, yüzümler sarar, başımıza bir sürü beklenmeyen şeyler gelir.
onun için hatırlamışsın. Biz bellikten, senlikten çıkmışız. Her zerremiz varlıkları Allah ile bizim. Şimdi Allah'ı en güzel dile getiren Hazreti Muhammed Efendimiz. Hazreti Muhammed Efendimiz'e bende olan evliyalar, onlar hepsi Hazreti Peygamber Efendimiz'in manevi kardeşlerdirler. Biz evliyalardan kendimize haber olarak Hazreti Mevlana'yı seçtik. Hazreti Mevlana, selam olsun üzerine, onun kadar sevgiden söz eden, onun kadar aşktan söz eden ve bütün insanlık alemine, aydın tabakaya kendini tanıtan diğerleri o kadar tanıtmamıştırlar. Şimdi bizim Türk milletinin 4 tane önderi vardır. Birincisi Ahmet Yesevi, ikincisi Mevlana, üçüncüsü Hacı Bektaş, dördüncüsü Yunus Emre. Bizim toplumumuz bu 4 mütefekkirin, bak mütefekkir bu 4 düşünürün kimliklerini tahsil etmiş olsaydılar, onları kendilerine bende edip yola koymuş olsaydılar, bu kavgalar, bu gürültüler olmazdı. Diğer veliler, onlar da hepsi dedik ya Hazreti Peygamber'in manevi kardeşleridirler. Onların kültürü biraz daha geriye götürür, Arap kültürüne götürür. Arap kültürüne götürdükten sonra sen kendi kültüründen biraz kopmuş oluyorsun. Çünkü her millet kendine göre bir kültürü vardır. Bu yüzden anlıyorsun, Cenab-ı Mevlana selam olsun üzerine ne buyuruyor? Her ne ise yine gel, isterse kafir ol, isterse kurtlara sol, isterse 100 sefer düğmeni bozmuş ol, yine gel. Burası bir umut kapısıdır, umutluluklar kapısı değil, yine gel. Bu kapı herkese açıldı, herkese açıldı. Bu kapı hep vericidir. Bir şey ister doğuştan, gönül ister, başka bir şey istemez. Gönülsüz, sevgisiz hiçbir ibadet bir şey yaramaz. Bu yüzden anlıyor musun? Gerek Peygamber Efendimiz'in, gerek Evliyaullah'ın sevenlerinden gönül istemişler. Gönül camilerde kılınan namazlar hepsi anlıyor musun? Boştu. Neden boştu? Onları biraz sorgular konuşmaya bak, mabetlerinde dünya mabeti vardır. Hayali bir kudret sahibine bağlıdırlar. Gönülleri anlıyor musun? Dünyaya verektir. Dünyaya verip oldukları için girdikleri gibi çıkarlar hocam. Yüzlerinde bir değişik ifade bulamaz. Şimdi namaz huzura çıkmaktır. Kimin huzuruna çıkıyorsun? Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkıyorsun. Gönlü ne? Oraya kaptıracağım, onu hayal edeceğim. Öyle namazını defa etmeye çalışacaksın. Ondan sonra anlamışsın. O namazdan sonra ayrıldığı zaman senin ifade değişik. Şimdi huzura çıkmayla sayı saymaya gidiyorlar. Sabah batıracak. Öğlen olacak. İkincisi çıkacak. Akşam başlayacak. Yatsı olacak. Ben Allah'a borcumu ödedim.
Allah'ın bizlere hiçbir kızın namazımıza ihtiyaç yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız. Onu yönelelim. Bilelim kimdir de ona göre her tarafımızı yapalım. Tamam mı? Buyurun. Dedeciğim, kalbimiz sizin söylediğiniz gibi zikir yapıyor ama bazen aklımıza bir düşünce geliyor, bir fikir geliyor. Birden çıldırmış gibi atmaya başlıyor. Hatta bedenimizi sarsacak kadar bizi zorluyor. Yani sadece bir fikir, bir düşünce onun temposunu, zikrini her şeyi bozuyor. O hal neye alamettir? Yani o an gelen fikir faydalı bir fikir midir? Nasıldır? Şimdi bak evladım, misal olarak fikrim, düşüncem Allah'a yönelikse kalbimle cep atış, o bir cezbedir. Seni anlıyorsun, güzelliklere sürükler. Kendinden geçirir. Yine farklı düşünce dünyaya aitse anlar mısın? O sana nefsindir, mani oluyor zikrine. O ne anlıyorsa yenmek için daha fazla kendine zikire vereceğim ve bizleri karşına alacağım. Bizimle yola çıkacağım. Geçmiş perdaneye yola çıkacağız. Mevlana'yla geçmiş Muhammed'e çıkacağız. Onların sonsuz güzelliklerine yola çıkarız. O zaman o fikir orada teslimiyete gelir. Ve sen anlıyorsun, kendinden geçmiş olursun. O güzelliklerde yola koyulup yürürsün. Çünkü bizim yolumuz ni başı var yolumuzun, ni sonu. Böyle Mevlana'ya bir soru sorarlar. Ya Hüda, senin yolunun başı var mı? Mevlana diyor ki, benim yolumun başı olmuş olsaydı, sonu da olması lazım dedi. Benim yolumun dedi, başı yoktur dedi. Baştan şey güzelliktir dedi. Sen kendini ne kadar güzelliklere verirsen dedi, o kadar anlarmışsın, senden akıl gider, yolu soramazsın. Çünkü o güzelliklerin sarhoşu olursun. Oralardan mesul mesdana olursun. Biz şimdi böyle bir yoldayız. Başı, sonu olmayan bir yol. Hep güzel. Ne kadar kendini güzellik edersen o kadar uzun işin olursun. Tamam mı? Dedeciğim, şimdi Mithat Bahri Beytur Hazretleri bir şiirinde biz ne şuyuz ne de buyuz diyor. Şimdi Mevlana'nın da diyor ki biz hem oyuz hem buyuz diyor. Şimdi bir Mevlevi dervişi dervişlik makamına yaklaştığında veya da o yolda giderken bu yolda putlar olur mu yine de? Aklımdan kaçın ne kadar güzel söylemiş. Ne buyuz ne şuyuz. Mevlana da diyor. Biz de oyuz diyor. Şimdi bir yerde diyor Mevlana. Biz de. Sen o musun diyor. O sen misin diyor. O seni sen diyor. O seni sen. Sen o isen diyor. Neden diyor kanlıyorsun sen bu alemde? Ama sen diyor, o değilsen, o da sen değilsin diyor, sen diyor kanlıyemekte daha çok kanlıyorsun. Çünkü teslimiyeti vermemişsin kendini halka. Bu yüzden şimdi bizler onların sayesinde hem yüzümüzü açtık, hem kimliğimize ulaştık. Toplumda misal olarak
kalkıp anlıyorsun. Belki ben şu kadar namaz kıldım. Bu kadar Allah'a kulluk yaptım. Arkadaşlarımla muhabbet esnasında konuşuyor. Şimdi ustadımız da diyor ki, sen bu sözü sarf ederken sözünde ikilik var senin. Kimin kudretiyle sen kulluk yaptın? Kimin kudretiyle bu kadar ibadetlerde bulundun? Hemen durup düşünüyorsun. Diyorsun ki, Allah öyleyse efendi, sen hiçbir şey yapmamışsın. Yapan hep o. Şimdi alsan bakasın hakikatten. En büyük kulluğu yapan Allah'tır. Daha ana karnında biz süren bulunca o bize nefesini verdi. Ve biz ana karnında kalbimiz onu zikretmeye başladı. Geldik dünyaya. Hastamızı bilmeyerek hizmetler yapıyoruz. Hastamızı bilmiyoruz. Kimiz, neyiz? Otur. Yozemenin buyuruyor. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilemezsen bunun için okumaktır. Var hoca bin haca, haca gitmek müner değil, bir gümüne girmektir. Şimdi bir insan okul, onun bunun bilgisini ama daha kendini okumamış. Kimim ben, neyim ben, ne için gönderildim bu aleme? Nedir işim benim, nedir vazifem benim, paramı kazanmak, binalarımı dikmek, ona buna havamı atmak. Şimdi bir bakıyorsun ki hakikatta kainat yaratılmış. Hiçbir varlık yaratandan söz etmiyor. Hiçbir varlık. Bir bakıyorsun bir 65 boyunda, bir 70 boyunda, bir 80 boyunda insan Allah'tan söz etmiyor. Demek ki Allah insanın ne dilediğini, kimliği ne, büyüklüğü ne, nedir, ne bildir, insanın ne dilediğini. Şimdi hevesleniyorsun. Daha güzel bir şeyler öğrenmeye. Bakıyorsun ki karşı taraf bir yere kadar süreyi. Birisi anlıyorsun. Doyurmuyor seni. Sen daha fazla istiyorsun. Ne yapıyorsun? Arayışa düşüyorsun. Arayışa düştükten sonra kalkıp anlıyorsun. Bir yere giriyorsun. Karşındaki senin aklına hitap ediyor, ruhuna hitap ediyor, gönlüne hitap ediyor. Seni sana söylüyor. Ha, sen diyorsun ki ben aradığım yeri buldum. Şimdi ne bugün bize bir ayna oldu. O aynada şimdi kendini seyrediyorsun. İçinde endişeyi, arayışlar, şeyler ve bunlar hepsi sana veriliyor. Verildikten sonra sen temizleniyorsun. Küfürden, isyandan, benlikten, senlikten yavaş yavaş arınıyorsun. Dilin de değişiyor. Toplumda oturuyorsun. Başlıyorsun. Şimdi seni o güzellikler rahatsız edip durma için ve isteği çıksın dışarıya. Ve sen dışarıya çıkartmaya başlıyorsun. Çıkartmaya başladıktan sonra yakınlarını sorayım. Sen nereden bunları tahsil ediyorsun? Ne kadar güzel bir dil sarf ediyorsun. Sen o zaman aynandan diyorsun. Eskiden güzel söz söyleyene dinleyenler öyle derdi. Ne kadar güzel konuşuyor aynasında.
mazileri de anlıyormuşsun, çirkin sözler söyler. Saraflar da dinli. Bu da konuştu ama aynasız. Yani mürşidi yok. Ne ustara yapmamış, insanların aşisi almamış. Almadığı için onda yabanilik var. Hatalar yapar. Şimdi ne yapar anlıyor musun? Bir insan kimliğine ulaştıktan sonra kimliği neymiş? Hakikatta insanın Allah'ın temsilcisiymiş insan. Allah insanla sırlamış kendini. İnsanın dışında değil. Ama kalk hele dışarıda aramaya. Bu sefer bana da istersinler. Bak yaşım 83. Her an yola çıkmaktayım ama varsa öyle bir şey dışarıda söylesinler de bana ben de anlıyorsun. Bulayım onu da gideyim. Ama ben bulamadım. Kendi dışımda onun için çok rahatım. Bu yüzden anlıyorsun. Size de örnek oluyorum, korkmayın. Hangi kitabı ele alırsanız alın. Bilince o kitapta insan ne? Dile girmiştir, insanla yazılmıştır, yine insanı söyler. Başka bir arada bir söylemez. Bu yüzden anlıyorsun, kimliğine ulaşmak daima anlıyorsun, yoklukta durman, belliklere girmemen, iman ettiğin yeri, kalbinin en güzel yerinde oturtman, işte o zaman anlıyorsun, sen aşarsın ağzını, o konuşur. Sen aradaki türler konuşurlar, türler konuşurlar, biri konuşur, harik olan anlar. Anlatabilir miyim? Niçin bu sorularına bulunca, kalkar anlarsın, Ankara'dan ben muhabbeti anlarsın, vermemiş cevap. Sonra yine siz soru hazırlayın. Birinci soru. Kızımız bunu soruyor. Bir kişi seyri sürüyünü tamamlayınca Hazreti Pir'in deyimiyle Allahlaşmaktadır. Yani eski benlik artık kalmıyor kişide. Kimlik kalmamış. Her tarafını sevgilisi sarmıştı. Eğer hala neden yoklukta durmak denemektedir, acaba ne buyurursunuz? Şimdi kızımıza şu cevabı veriyoruz. Bir kişi aşka düşerse, o kişi de artık aşığın kimliği yoktur, aşık da bütün varlık, ne varsa sevgilisine zuhur eder. Böyle bir hale geldikten sonra bu zaten anlıyorsun. Yokluğa, varlığa kalkarsa böyle konuşmalara yine sevgilisinden çıkmış dışarıya. Yine senli benli geziyor. Seri sürüp misal olarak, her zaman söylüyoruz, iman ettiğin yeri, dünyada ne kadar güzel varsa, hepsinin üstünde bir sıfata koyacağım. Bizim bir yapacak karşına, çünkü rehberimiziz. Vereceğim bu sıfatı. Ve Allah diye gireceğiz zikire. Eğerim o şekilde yaparsa, orada bir patlama olursa, güzel zikirde, güzel bir yüz, yüzünü gösterirse, işte anlıyorsun. Sen senden alınmış olursun. Alınmış olduktan sonra akıl da baştan gitmiş olur. Bu yerin sarhoşu olursun. Sarhoş, her zere hoş manasına gelir. Serhoş, kafa hoş, sarhoş, her zere hoş.
sevendiriyorsun, bunları dilde söylüyorsun ama yaşamıyorsun. Yine akılda duruyorsun, o zaman bu kişiler hala yoldadır. Yani yürüyor. Şimdi aşık olan nereye giderse gitsin, hepsi birisini dile getirir. Şimdi Mevlana'mız der, selam olsun üzerine. Aşıkların suveti de baharda yaza benzer. Çünkü o anlatır sevgilisini, bu anlatır sevgilisini. İkisi aynı havayı yaşıyorlar. Sevgililerle konuşurlar. Muhabbetlerinde doyumsuzluk olur. Nasıl geçer vakit anlamazlar. Kalkarlar anlamsın, giderler. Evlerinde. Evlerinde de hangi işi yaparsalar yapsınlar. Yine sevgilisiyle konuşmaktadırlar. Onların elinden odur tutan, yorgunluk vücuduna vermeyen yine o sevgidir, o aşk. Aşk yok ise, sevgi yok ise bir bardak taşısı orada buraya vücutta bir haksızlık olur. Neden? Çünkü akıl ve yürüyün, hep yorgun yürüyün. Akıl yorar vücudu. Çıkma kendinden dışarıya çünkü ağırlık yürüyor. Şimdi biliyorsan kendinden çıktı mı? Bu sorulara acet yok. Artık adam aşıktır, söz etsin, aşık olduğu yerden. Şimdi yine Mevlana değil. Küfürbazların da suveti, isyankarların son bağrına kışa benzer. Ve son bağır üşütür seni. Alırsın barbusunu, altını çıkarsın. Hele kış aldı, daha da çok sarılırsın. İşte ondan da suveti oraya benziyor. Onun için buranın muhabbeti daim anlamasın. Baharda yazı andırır. Ruha sıcaklık da katiyen anlamasın. Bir soğukluk vermez, güzel duygulara sürükler. Biliriz cevap. İkiniz de var. Şimdi bu bizi büyütmüş. Siz kurgul kalktasınız. Neyse biraz. Onun aklına göre. İnşallah öyle olalım. Bizler ise daha fena fillah her yer verdik. Şimdi fena fillah misal olarak bütün bu alemi, ne varsa hepsini bir kenara bırakmak. İlla sevgini zikretmek. Sorum şu diyor, hep yoklukta durmamızı sağlık veriyorsunuz. Bizim yoklukta durmamız ile sizin yoklukta durmanız aynı şey değildir diye düşünüyorum. Ne buyurursunuz? Şimdi bize kızmada şu cevabı veriyoruz. Yokluk demek, biz size en güzel örneği, örnek olarak çıkıyoruz karşınıza. Bir sefer anlıyorsun, dünya varlıklarına muhabbet etme. Dünyayla övülmeden katiyen, dünya yandırmışsın nazarında bir zırdan, bir çamurluk, bir sıkıcı yer olarak tanıttım sizlere. Bu yüzden anlıyormuşsun, bütün varlıklar ne görülürse dünya yüzünde, hepsi toprağın evlendi. Hangisine el uzatsak, hangisine meyil versek,
bir bakıyorsun anası toprak çıkar. Hem adam toprak çıkar, o zaman ben niye anlamsın evlere bir devamlı toprak olsa diye. Toprak vermiş bir olayım. Sofram değil, ekmek değil. Toprak, o da onun evladı. Meyvada onun evlatları, giysiler o zaman evlatları. Ve bunlara meyil verdin mi? Bir bakarsın anası ne çıkar? Allah'la ben neyi sevmişim, neyi etmişim. Onun için Mevlana'mız der ki selam olsun üzerine. İnsan var, kulaktan beslenir. İnsan olmayan ağızdan beslenir. Ağızdan beslendikçe bu kişide kan da var, hüzün de var, sıkıntı da var, hastalık da var, hepsi var. Ama az yerse vücudu daha sağlıklı olur. Güzel bir muhabbet bir yerde süren olursa oraya kulak verip o muhabbeti dinlerken hoşuna gidiyor, hoşuna gittiği için ruhu oradan gıda alıyor. Gıda aldığı için doyum nedir bilmiyor. İstiyor saatlerce o muhabbet devam etsin. Ve hiç o muhabbet durmasın istiyor. Ve hiçbir tarafı da şişmiyor. Daima anlıyor musun? Huzur buluyor. Bu muhabbet hangi muhabbetmiş? Sevgi üzerine. Bir muhabbet başarsa, hakiki aşk üzerine bir muhabbet başarsa, burada doyum olmaz. Ama madde üzerine muhabbet açarsa birdenbire sıkıntı, üzüyor, kan varlığını gösterir. Ve bir an evvel olsa bu muhabbeti kapatalım da fazla baş ağrıtmayalım. Bakın biliyorsunuz, yiyiler birbirini bağırırlar halde. Almamışlar örnekler karşılarına. Peygamberi almamışlar. Bir evliyeyi almamışlar. Orayla beslenmemişler. En medeni peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz. En devrimci peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz. En akli peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz. Yani Hazreti Muhammed Efendimiz'i kavmına kadar bunu yaparsan cennete girersin, şunu edersen cennete girersin. Bunların hiçbirinin hasbı yok. Hiçbirinin hasbı yok. O yaratıcı Allah bütün kötülüklerden bilense bundan ceza yok Allah'tan. Allah rahmet sayıdır, şefkat sayıdır. Peygamberin biriyle çıktı. Ben bütün âleme rahmetli. Hasan Fatma'nın peygamberi Bilal. Bütün insanlık âleminin peygamberi. Kendilerine mal ediler de hiçbir şey olamadı. Sen de arınmamışsın, temizlenmemişsin. Namazda kimi kandırırsın, Kur'an'da kimi kandırırsın sen de. Ama cahil çok. En çok cehaletten çeken adeti peygamber. Cehalet ara devam ediyor, ara devam ediyor. 36 padişah geldi, irşat edemedi bu milleti. Hocalar peşinde gittiler. Bir Atatürk geldi, rahmetli. İrşat etti bu milleti, kendisi irşat edildi. Abdüselim 39 bin kitap okumuş. Bir sürü fikir sahiplerinin fikirlerini birden geçirmiş. Öyle çıkmamış anlıyorsun ortaya, onun bunun fikriyle. Almış yanına, kim almış yanına? Cenab-ı Mevlana'nın 17. torununu Mehmet Çelebi. Başka kim aldı? Abdülhamid Çelebi, o da 17. torunu. Başka kim aldı?
Hacı Bey Bektaş Hazretleri'nin 18. torunu Cemalettin Çelebi'ydi. Başka kim vardı yanında? Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak kimdi? Küçük Hüseyin Efendi'nin halifeler anlardır. Nakşibendi Hazretleri'ne tabidir. Namazında, niyazında bütün ibadetlerini bilinçli yapan bir zat. Kime göründü Hazreti Peygamber rüyasında? Bu kadar padişahlarla birine göründü mü? Yok. Fevzi Çakmak'a göründü ve Atatürk'e göründü. Kalka yalnız telegraf çekildi. Hep Efendi abi hitap etmiştir. Fevzi Çakmak'a, Fevzi Çakmak'a, o ihtiyaç büyüktür Atatürk'te. Gelir misin buraya? Orada çıkmış oradan. Geliyor, Atatürk'e yazmış rüyasını, Atatürk'e yazmış rüyasını. İkisi anlıyor musun? Gördükleri rüya birbirine açıklayarak, kim yapayla verdik rüyada? Marşal Fevzi Çakmak'a, Atatürk'e, Hacı Bayram Bey. Hacı Bayram Bey diye rüya dedik. Rüyasın. Yani zaferi onda buluşacak. Niye bunları söylemeyin? Söyle, ama dinsiz hitap edilir bile. Yoktan var olduğu için, yedi devleti buradan uzaklaştı. Orduları yok, hiçbir şey yok. Bunları anlıyorum sana, onu da koyduğum. Bunları yapan imandır. Bizim vazifemiz bütün bu vatandaşları hepsini almış, kucaklamak, birbirmek, sevgiden söz etmek, birbirine kardeş etmek, din anlamasını birbirine düşman etmek. Akın günü Çanakkale'yi bizden geçiren, İstanbul'dan bir sürü talebe kalkıp, Bursa'dan kalkıp, Kayseri'den kalkıp, Sivas'tan, 15 yaşında çocuklar, 17 yaşında çocuklar, kendilerine attılar. Vatan için savaşa. Bir kız 21 yaşına, son mermisine kadar savaş ediyorsa ne kadar ölüyor, 50 kusur tane kurşun yarası üstünde. Katiyen amcım geri adım atmıyor. Ninelerimiz, ablalarımız omuzlarında anlıyorsun. Top vermelerini taşıyorlar. Gidiyorlar. Gelmişler askerin başı ucuna. Ürgürüyle, çorap ürüyle, bir şeyler ürüyle çocuklar. Kadeder elbisi. Birlik dilini de vardır diyorlar. Yedi devleti buradan çıkardı. Bir çavuş, 200 kiloluk mermi, o kudret sahibi ona taşıtırıyor. Topunun hamlesine koyduruyor, atıyor. Dünyanın en büyük gemisine Çanakkale'de patırtıyor. Kerametler hep yaşandı ki. Şimdi dünyada söylenmeyen bir sürü söyledi Atatürk. Geldiler diye. İngilizler, Hazretler onları alsınlar evlatlarını. Ne dedi? Buradan dedi, hiçbirini alamazsınız dedi. Bunlar hepsi bizim evlatlarımızdır dedi. Onların hiçbirine suçu yok. Suç, bunları ateşe sürüp yerler. Kucak kucağa yatıyor. Bu sözler nerede yazılıdır biliyor musunuz? Viyana'da, Viyana'nın baş meydanında bir çeşmenin kitabesinde yazıldı. Avusturya koymuştur Atatürk'ün sözlerini. 57 devlet onun ilkelerini dikti. Memleketlerinde. Ne dedi? Bir gün gelecek bu naciste toprak olacak.
hep fikirlerimle geçer. İnsan demek, güzel fikir üretmen demektir. İnanmıyorsun, ben yaparım neler derim. Sen hiçbir şey yapamazsın, hedeflerini dışarı altta da yaparsın. Ne yaparsan hak yapar. Senin önünde ne işler diye akıllar doğru. En büyük ne kadar nasıl var? Selam olsun. Bedir Savaşı'nda 150 kişiyle, 150 kişiyle 1500 kişiye karşı kendisine akde alıyorsun. Bir sefer savaşta dedi Peygamber. Hepsinin önüne çıktı. Ve o savaşta galip geldi. Bu Bedir Savaşı'nın haritasını kendi ellerinden çizen Atatürk'tür. Bana dedi, bu akıl işi değildir dedi. Peygamber mucizesidir dedi. Ve oradan feyizlendi. Kurtuluş Savaşı'nı anlıyorsun. Kazandı. Kendisi de 250 askerden başladı Çanakkale. Alman komutasından aldı komutayı. Almanlar çok zarar verdiler Çanakkale'de. Ama öyle bir moral verdi, öyle bir düzen verdi ki onlar derler. İnancı say, imanı say. Asker abdest almış, abdest alacak, çıkarmış makarasını. Abdest alırken çavuş diyor, çavuş. Kardeşim diyor, su kıtlığını yaşıyoruz. Bırak diyor suyu diyor, temimle Allah abdest. Asker de diyor ki, benim suyum var. Allah biliyor ki bende su var. Ben şimdi suyu veriyorum, ellerimi toprağa koyup da temimleri yapamam diyor. Ama su yok, yap. Mustafa Cemal de karşıdan bunların davalarını izliyor. Kalkmış yerinden gelmiş ikisinin yanına. Nedir demiş sizin demiş evlatlarım, anlaşamadığınız. Hemen çavuşturum demiş. Paşam demiş. Su yok demiş, namaz kılacağım demiş. İsteği abdest alsın. Ben de diyorum ki, suyunu harcama, temimle al abdestini. Bunu diyor, anlaşıyoruz. O da diyor ki, olmaz diyor. Allah biliyor ki suyum var ben. Suyla kalkacağım. İşte adadır. Evladım der, bana olma tabi. Hadi sıvak olalım, sıvak, düzey suyu, damla damla, ağlar maddesini, ayaklarını, yarı batarak kalıyor, veriyor. Şimdi diyor, hadi çık Allah'ın huzuruna, hidayet namazını. Çavuşa da dönüp diyor ki, evladım diyor. Kimsenin inancıyla, imanıyla mücadele etme. Bir dakika sonra halkın rahmetini evine çıkar istemiş. Hani bırak inancı yerinde olsun. Koskoca anlatılır gibi su gücü yerlerine abdest alsın. Neyse bu adamı tanıtmaysın bu insanlara. Bunun iyi taraflarını da hangi tarafı tutulur ben bilemeyim ki. Misal, komşuca. Ama baştan aşağıya rahmettir. Baştan aşağıya rahmettir. Eylül'ün rahmet olmasaydı, o ne yapıyorsun Cenab-ı Hak bu milletin başına getirmezdi. Buyurun. Dedeciğim, bugün haberlerde okudum. Yeni Zeydanlı'nın başkentinde bir park yapmışlar. Parka Atatürk'ümüzün anısını dikmişler. Bugün de Çanakkale şehitlerinin ruhu için büyük bir anıt dikmişler. Yaklaşık 10-15 metre yüksekliğinde
Yeni Zelanda Devlet Başkanı açılışını yapmış. Türkiye'den tabii bir tek büyükelçi gitmiş. Evet. Devlet Başkanı'nın söylediği cümle, biz bu parkı yaptık ve anıtı, Çanakkale şehitlerinin anıtını buraya diktik. Çünkü Çanakkale'de bizim ruhumuz dirildi. Anzaklar olarak Çanakkale Savaşı'nda bizim ruhumuz dirildi. İlk olarak da Türkiye'yi seçmemizin sebebi budur. Yani bugün Çanakkale şehitleri için Yeni Zelanda'da dünyanın öbür ucunda yaklaşık 10-15 metre yüksekliğinde bir anıt dikmişler. Bir de Atatürk'ümüzü bekledim. Evladım, sevdiği her şeyi yaptı. Sevdiği her şeyi yaptı. Geçelim şimdi yine Nur'un sorusuna. Mabet, mabet versen. Üçüncü soru. Üretişi için Hakkar Yürüdü ifadesi kullanılmakta. Kişi ürünce yaşamı esnasında ne kadar haka yaklaşabildiyse o oranda hakkı müşahede edecek ve üzerinde dürdüğü karşı kaçtığı kendi benliğinde vuku bulan hak olacaktır. Hakkın zatı ne demektir? Hak sabit bir şey değildir. Değil mi dedeciğim? Dünyada bir tek kişide tecelli eyleyen gerçek zat için ne düşünmek lazımdır? O varlık da giderek kendini büyütmekte midir? Beka demek olan sonsuzluk bu mu demektir acaba? Ne buyurursun? Şimdi bu alemde herkesin kendine göre bir inancı vardır. Kişi neyi severse kişinin Allah'a olur. Parayı mı seveyim? Para Allah'a olur. Sevgilisini mi seveyim? Arabayı mı seveyim? Yani sevgisi nereye sunulmuşsa Allah'a sunulur olur. Şimdi buraya gelince Allah en güzel yüzünü Hazreti Muhammed Efendimiz de gösterdi. Selam olsun. En güzel dileni ondan dünyaya dil döktü. Şimdi Hazreti Peygamber selam olsun üzerine hayattayken çok seyrek konuşurdu. Çünkü karşısındaki insanlar çok cahil. Onun içinden akın gelen sözleri ters anlayacaklar, kargaşa yaratacaklar, dağılacaklar. Hep dikkatli konuşmuştur. Dikkatli konuştuğu için o akın onda toplama yapıyor ağzında, salyaları akardı Hazreti Peygamber. Söyleyemediği için. Cenab-ı Mevlana, selam olsun üzerine, tamamen Hazreti Peygamber'in bendesidir. Eğerim bendesi olmamış olsaydı, demezdi Hazreti Mevlana, bugün Ahmet benim, dünkü Ahmet değil. Yeniledi Hazreti Muhammed'i. Yeniledikten sonra onun kadar dil düken dünyamızda hiçbir bilgi dükmedi. Şimdi Mevlana'yı sevmek, Hazreti Muhammed'i sevmektir. Allah'ı sevmektir. Mevlana'nın dışına çıkmak, kendini boşluğa atmaktır. Allah zatta gösterdi kendini. Güneş de göstermedi, ay da göstermedi, yıldızlar da göstermedi, dağlar da göstermedi, fil de göstermedi, valide de göstermedi. İnsanlar gösterdi kendini. Ne dedi? Kainatı yarattım. Anılmak istedim, hiçbir varlık bile gelmedi. En son insanı yarattım. İnsanda kendimi yarattım.
insan yüzeyine bütün yarattıklarımı seyrettim. İnsan diliyle bütün yarattıklarımı isimlendirdim. Kendi ismimi de insandan aldım. Onun için anlamısı her yerde demek, o sıradan bir laftır. Her yerde. Kim onu çok severse, kim onu sahiplenmişse, nerede bulunursa orada durur. Pekala, gününe varlıklar nedir? Onun zuhuri. Onun zuhuridirler. Allah'ın zuhuraklarıdırlar hepsi. Hepsi onun nedirlerdir. Ama o, onların nedirleri değil. Şimdi alalım 1,5 milyar Müslüman var. Hazreti Peygamber günün her dakikasında ismi geçer. Acaba kaç kişi de yaşar? Hakikata bakarsak, ya 10 kişi de ya 15 kişi de. Neden? Çünkü ismi zikretmek işte, onu kendine ruh edinmek. Onun haline bürünmek. Onun anlıyorsa, yüzüyle çıkmak, diliyle çıkmak, kimliğiyle çıkmak, bunları yapabilirsen, işte anlıyorsa, o senden işliyor ve o konuşuyor, sen anlıyorsa, bir örtüsün ondan. İşte Cenab-ı Mevlana selam olsun üzerine. Dünyamızda, batıda bilhassa, aynı tabakada ne İsa anılır, ne Musa anılır, ne Hazreti Muhammed anılır, Mevlana anılır. Mevlana Ruhi dediler mi? Hemen anılır mısın? Uzadır kulağını, başını bakalım, nasıl bir süslü yerlesin Mevlana. Can kulağını verdiler. Buraya gelirdiler. 30 papaz, 40 papaz. Mesela olarak cemaatler her perşembe günü 20 kişi, 15 kişi burada atmosferi izlerdiler. Görürdüler. Hele papazlar anlıyor musun? Geldikleri zaman biz onlara ne derdik? Hoş geldiniz amca çocuk. Onları anlamsa gayri gülmez. Neden gülmüyorsun hayır? Biz şimdi bir yerin torunlarıyız. Onlar İsa'nın torunları, biz de İsmail'in torunları. Dedemiz kim? İbrahim Halilullah. Bu yüzden anlamsa aynı aileyiz. İbadet farkımız var. Ondan sonra kültürümüz değişik olabilir. Sonra el açma, dinleme yerimiz hepimizin aynı Allah. Oradan istiyoruz. Onun için bizler İslam, şey Müslüman misyonerliği yapmazdık dışarıda. İnsan misyonerliği yaparız. İnsan her şeyin üstünde bir varlıktır. Bilmediği için hatalara düşer. Bu yüzden anlıyor musun? Diyelim şimdi kızımız kalkıp her yerde bilgidir. Her yerde onun varlıklarıdır. Her yerde o bilgidir. Seven önündedir. Dördüncü soru. Susmak neden denizdir de konuşunca çiğ tanesine dinersin demektedir Sultan Berat Hazretleri. Dedeciğim, Ahmet Deniz'dir, süz ise şeriatte demiştir. Ayrıca ne buyurursunuz? Şimdi diyoruz kızım Nurhan, konuşmasını bilirsen
konuş. Konuşma seni bilmezse sus. Ben de diyorum, susmak altındır, konuşmak gümüştür. Ama konuşma seni bilirse, o zaman susma, konuş. Hem sen faydalan, hem karşı tarafı da güzel bir yere sürükle. Sultan Mehmet Hazretleri ne buyurursa doğru buyuruyor. Şimdi bak ne diyeyim? Yani Peygamber Efendimiz denizdir, ocağımızdır. Biz bir damlayız. Şimdi biz deniz olmamız için her zaman diyorsun, denize atarım kendimizi. O damla. Ne der Cenab-ı Mevlana? Yağmur yağıyor diyor. Bir kısmı diyor, toprağa diyor, düşüyor, bir kısmı da diyor, denize düşüyor diyor. Topraktan diyor, düşen damlayı ayırır mısın? Yok. Ne oldu? Toprak oldu. Bunlar kimdir? Dünyaya mabet verenler. Hepsi ayağa kaldı. Şimdi diyor, bir kısmı da diyor, damlalarım diyor, denize düştü. O ne der diyor, denizden ayırabilir misin? Ayıramam. Neden? O da deniz oldu. E biz de madem ki bir damlayız, dünyaya muhabbet vermeyelim. Hazreti Muhammed'e verelim, o bir manevi okyanustur ki. Oradan sayılalım. Yemen'in şimdi beşinci sorusuna. Memnivilik aş ve cezbe yolu. Cezbe. Sanırım Tanrı tarafından kulun çekilmesi Ankara'da daha önce bir yerde cezbeye tutulmuş bir kadın gördüm. Dışarıdan düzlenmeye için oldukça ilginç ve benzersiz bir görüntü. Kişi neredeyse bilincini kaybediyor. Şimdi bir kişi kalkıp anlıyor musun? Gönül verdiği yere aşık olmuş, aşıkta anlıyor musun? O sonsuz güzel yüz görülmüş. Bunun kabı, bunu taşıyamıyor. Taşıyamadığı için kendinden geçip bağırıyor, cezbeye giriyor. Tabii yüzleri de değişik bakar, kulakları da değişik olur. Her hali değişik olur. Karşı taraf ona bakarak ürker de, korkabilir de. Hakiki cezbede olanlar. İşte kocam Mevlana, selam olsun üzerine. Sema esnasında, sema zikirdir. Sağ ayak yere vururken, kalbinle Allah'ı zikrediyorsun. Yüzün ona dönüp durduğu yerde, gönlün ona veren, oradan biliyor musun? O güzel yüz, tecellisi ve müstehli semada. Kan diyor. Middenden diyor, ağza gelse de yut. Dışarı atma, bağırma yine hiç. Çünkü baştan her şey yolumuz ederdir. Bak, bağırma yok işte. Bağırsın. O beni korkutursun. Bağırırlar. Kendilerini korkuturlar. Altıncı soru. Oturduğumuz post Şehir-i Muhammed Makamı'ydı. Siz çağın peygamberisiniz. Sohbetinizde kadınlar mürşit olur ama peygamber olmaz buyuruyorsunuz. Bu durumda sizi yiyecek kişi, kadın olamaz mı acaba? Bu sonuca mı? Bu sonuca mı çıkmalıyız? Biz burada peygamberlikten taslamadık. Hiçbir şeyden anlıyorsun. Taslamıyoruz. Her zaman yokluktan taslıyoruz. Taslıyoruz. Bu dediği dikkat edin.
bir mürşidi kâmil var, kâmil, selam olsun üzerine. Ni ben anlıyorsa peygamberim der, ni ben oyim der. Böyle bir sözler ağzına almaz katiyen. Mürşidi kâmil tamamen topraktır, tevazudur. Mürşidi kâmili yolcu yüzünde nasıl görürse kendisini görmüş olur. Ben hepinizin aynanızım. Ve biz kitabı hiçbir şey size konuşmuyoruz. Neden konuşuyorsunuz? Çünkü bendeniz büyük bir muhabbetle, büyük bir sevgiyle, sevgi aşka dönüştürdüm. Aşka dönüştürdükten sonra aradığımı buldum. Sonsuz güzel yüzünü gördüm. 1,5 ay mesut yaşadım. Onu kendimde ruh edindim. Artık onu dile getiriyorum, o konuşma verdiğim katiyen. Eğer ben konuşuyorum desem olmaz. İşte koca Mevlana. Bir an gelir diyor, Allah'ın sana tecellisini gösterir. Sakın diyor, ben oyum deme. Anında diyor Firavun'un yüklenir sana diyor. Sen diyor hep yoklukta dur da diyor. Allah varlığını göstersin diyor. Bizim yolumuz bu kadar mütevazi. Bu kadar yokluk. Katiyen anlıyorsa benliğe yer verdirmiyor. Şimdi Mevlana'dan önce Piran Efendiler, yeniler hep miskinlikten bahsettiler. Ben fakirim dediler, ben miskinim dediler. Tek anlıyor musun? Yeniler arasında ben kelamını kullanan Mevlana'dır. Açın bakın eserlerinde. O kadar anlıyor musun? Korkusuz. O kadar Tanrı ile tanrılaşmış ve bütün velileri aşkta geçmiş, geçtiği için onun dili kimsede yok. İşte Mulay Cami Hazretleri Cenab-ı Mevlana Darül Beka'ya yol açtığı zaman geliyor taziye. Mevlana'yı o sıralarda temsil eden Müsamed'in Çelebi Hazretleri, Müsamed'in Çelebi Hazretleri'ne rica edeyim. Vakit ikindi. İmamiyete çık. İşte Müsamed'in Çelebi, biz imamiyete çıkmıyoruz Efendi Hazretleri. Biz dostlara arka çeviremeyiz. Hazreti Peygamber diyor, selam olsun üzerine. Sahabesini arka çevirdi, ashab-ı sohbesini arka çevirmedi. Namazı eda etti, sofralığa geçti. Ashab-ı sofranın karşısında diz oturdu. 366 kişi, 75 kadın. Cemal cemaller durdular. Allah'ın büyüklüğünden konuştular. O 366 kişi Allah'ın nurunu, bütün güzelliklerini Resulullah'ın cemalinde gördüler. Gördükten sonra Resulullah Efendimiz bunlara arka çalar dedi. Ebu Bekir, Ömer, Osman bunlar elçi olarak
o olarak durdu ya. Ne yaptı o şey? Molla İzami, Allah aşkına, Muhammed aşkına, Pir-i Mevlana aşkına, senin istek, kudrasın, cilliğin, der, namadî, geçti inaniyeti. Besmele-i Şerif'i çekti, başladı kaside okumaya. Kaside okuyun, hemen tekbir çekeyim. Rubayı okuyun, tekbir çekeyim, şiir okuyun, tekbir çekeyim. Şiirlerle namazı kıldırdı. Ama kırtalı bilgim var arkadan. Efendi Hazretleri dediler, ikindi namazı kazaya gitmeden tekrar geç imamiyete, çünkü bugüne kadar şiirle namaz kıldıranı görmedim. İşte Mola Can Hazretleri. Hüsamettin Çelebi imamiyete çıktı. Allah'a o kadar güzel bir dinler methetti. Bu namaz kabul edilmeyecek de, kimin namazı kabul edilir dedi. Sustiler. Kalktı. Geldi Türbe-i Saadet'e. İşledi Mevlana'nın ruhaniyeti. Çıkardı babuşlarını ayaklarından dört ayak. Başladı yürümeye. Bir günler hayret içinde. Ne oldu bizim Efendimiz? Girdi kuburun başına. Katibine yaz dedi şimdi içimdeki ilhamı. Abi katibi kalemi ve cadi. İşte bu da ilhamının içinden gelen sözle Mevlana'ya sesleniyor. Hülye-i Kibra mısın? Hani hayal ettiğim o yüce vardı. Sen misin? Kabe-i Beytullah mısın? Asuman felkeydi mi diye. Mevla mısın? Mevlana mısın? O yazı Türk-i Saadet'e yazıldı. Mevlana'nın kimliği aşikar oldu. Mevla'nın kimliği aşikar oldu. Ama ben anlasın. Kudüs Fethi'nin 142, 48 peygamber hepsi Türk-i Saadet'e taşınmışlar. Ruhen. Piran Efendilerimiz de Gülbahçı'ya taşınmıştır. Bu yüzden Cenab-ı Mevlana kutbun cihandır. Tamam dedi. Allah'ın huzuruna dedi. Gel beraber çıkalım. Cebrail Aleyhisselam dönüp dedi ki refrefin dedi bulunduğu yerde dedi ben bir adım atamam dedi. Yanarım giderim dedi. Şimdi bizim dinimiz ne? Aşkın diyor, bulunduğu yerde akıl diyor, ben hadımımı atamam, yanarım diyor, aşkın. Akıl yandırmışsın, yatar, yok eder diyor. Onun için yandırmışsın,
ben kalem kenarda. İşte Cenab-ı Resul'u referften yola çıktı. Bu yüzden anlıyorsun Mevlana, o büyük aşkı yaşadığı için buyurdu dedi, aşık yoktur dedi, maşık var dedi. Hem aşık hem maşık dedi. İçilik sayılır, böyle şey yok dedi. Demek ki öyle kuvvetli bir aşk, onu da tecelli etmiş, onun için ben diyorum. Olmuş o artık. Sonra öyle bir söz de söylüyor. Bunun sözü insanı çok düşündürüyor. Ne gibi düşündürüyor? Hem aşk yanlarında o yere, hem de diyor ki, aşk diyor, benim galibim olarak karşımda duruyor. Can da diyor zavallı. İki seneler çekti kenarı. Onlar kıvırır. Bu yüzden yani Mevlana selamı sözlerine evliyalar arasında aşk peygamberi olarak ismini almıştı. Şimdi Mevlana dediğimiz zaman Mevlana, Mevlana'nın esması, manası Allah'ın kendisi. Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nin son ayetinde Hazreti Peygamber söylüyor. Ente Mevlana fersuna alel kavmü kâfir. Bir toplum bir Allah'ın efendisine inanmazsa, onu dinlemezse o toplu kafirdir. İsteymişse şimdi kendisi yenildi ya burada, kendini yine kendisini sürüyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın selam olsun üzerine, ben o yıkıyorum dedi. Onun reberliğini Şemsi Tebris yaptı. Ne yaptı? Çifti medresenin kapısına dışarıya, cemaata sesleniyor. Ey Müslümanlar, ey Efendiler, dünyamızda Hazreti Muhammed Efendimiz gibi konuşan bir kişi bir gelmiştir, bir gelecek. Şimdi onun dinini, onun güzelliklerini anlatan diyor, medresede Mevlana'dır diyor. Gelin diyor, hem onu dinleyin hem onu görün diyor. Bak onu da görün diyor. Reberlik yapay Mevlana'ya, reberlik yapay Şemsi Tebris. Televizyonlarımız, koskoca Ramazan geçe Mevlana'dan söz yok. Bayramlar geçer, Mevlana'dan söz yok. Nereden söz ederler? İnsanı sıkacak bir bilgileri koyarlar ortaya. Almış baltayla otur yere, tam. Ben istemem benim aklıma hitap etsin, isterim ruhuma hitap etsin, yönüme hitap etsin diye. Canlı renk. Korkarlar, dilsiz olacaktır. Çünkü Cenab-ı Mevlana Kolosan Evliyası'dır. Aşkta Bağdat ilişmiştir. Bugün bir söz var. Aşıkla Bağdat sorulmaz. Ufukları aşağı gider. Bu söz kime söylemişler? Bağdat'a mı yok? Abdülkadir Geylani. Abdülkadir Geylani oranın kofsidir, kutludur, bir sürü hakikatler yaydığı için sevenleri Bağdat'ı yakın görmüşlerdir. Biz de biz aşıklar, Konya sorumuz, ufuklar aşağı ilerimiz, nasıl ilgimiz orada yedik.
Konya daha yakın mı? Daha yakın. Konya'dan da çok yakın. Pirleri bu arada yatır. Rusya'da. Ama o da çok yakındır. İyi. Vasıtasız geri. Evet, ben de sonra bir şeyle muhabbet edeyim. Buyurun bir sene. Hazreti Pir'imiz Mesnevi'nin birinci cildinde Peygamber Efendimiz'in ashabından bazıları onun ibadet ve faziletlerini öğrenmek yerine neler ayıp neler değil onu öğrenmeye çabalarlardı diye buyuruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'in döneminde o günden bugüne kadar değişen pek çok şey var. Her şey değişmiş neredeyse. O zamanki ibadeti, namazı nasıldı? Peygamber Efendimiz'in namazdan bize anlatmak istediği neydi? Ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine sünnetleri eda etmezdi. Peki kimseden ders almadı. Kıldı namaz, farzı kılardı. Hep kendisini kılardı. Bizler ise anlıyorsun, mezhep imamlarından ders alarak diyelim şimdi sabah namazında duracağız. Niyet ettim, niyet edemedim. Sabah namazını, iki rekat sünnetini kılıyorum Allah rızası için. Allah kabul etsin. Şehrime uydum Allah'a rahmet. Kıldım. Bir kere gelsin dedi. Sonra dün günlüğüne farz. Neden sünneti kıldın? Farzı kılmadın. Şimdi bir hedef var. Resulü Efendimiz'e kıldım sünnetleri. Bundan anlıyorsun. Kaldım. Bilgileri, hakikatleri referan tarafında. Fazları da kendime kıldım. Allah değil, Allah sen de düşündün. Kendine kıldım. İşte bu farklar var. Biz şimdi biraz bir kereket fazla. Eğer öğle namazını kılacaksa dört rekat sünnet kılacağım, dört rekat farz kılacağım. Ondan sonra iki rekat da son sünnet yine teslim olacağım Resulullah. Hep oradır, sünnetler oradır. Şimdi bir usta ya bir kalfa dükkan açmışsa güzel şeyler meydana getiriyor. Sorarlar, nerede yetişti bu? Kimin kalfası, kimin ustası? Ahmet Efendi. Şimdi onun sünnetidir. Ustasını gördü müsaade eder. Ustasıyla iftar eder olanlar. Güzel hizmetleri yapayım. Şimdi bir ilkokul talebesi çalışmış. Kalkmış. Mimar olmuş, mühendis olmuş. Olduktan sonra İlkokul öğretmenini görüyor yolda. Yaşarmış. Kalkar gider onun elini yüper. Öğretmeni de sorar, evladım ne iş yapıyorsun? Mimar doktor oldu. Oo, iftar eder ona. Boşuna gider. Yükseltmiş kendini. Şimdi o da öğretmenini hor görmez. O şimdi öğretmeninden sayısız bilgilere
sahiplenmiş ama ben ondan büyüdüm demez. Yine öğretmenim ondan büyüdüm. Bu yüzden anlıyorsun, mürşitler de evlatlarından hoşlanır da ister de kendilerine üstün olsunlar. Bir yaşatsınlar. Din anlıyorsun, kendinden her şey olsun. Bütün türbeleri gezelim, dünya yüzünde, tarikat türbelerini, hepsinin bahaneleri yindedir. Bahaneleri yani, müşrikleri, birileri yinde yatır. Gelelim Konya'ya, Cenab-ı Mevlana arkadadır. Öne çıkmamıştır. Neden? Şimdi kalksa biri Mevlana'ya bir şey sorsun, Mevlana der, gündekine sor. Ben onu yetiştirdim. Ona gidersin, o der, gündekine sor. Hepsi birbirine devretmişler. En sonunda nereye gelir sorun? Mürşid-i Kamil'e, kim onu temsilidir, gidin orada sor. Bizi öğrenin. İşte bu yüzden Mevlevilik'te söyledi mi mürşit birine, artık konuşmaz. Oturur düşeni misafir. Seyreder. Kendisini seyreder. Postaki de bakar nasıl konuşuyor. Nasıl yenilemiş. Kendini ondan iftar eder ona. Ağlar da yüzleşir de düşünürler, sevinir. Ve bu kişinin adı dünya. Misafirleri kısa olur. Ya bir sene, ya bilemediniz de buçuk sene artık terk eder burayı. Durmaz mahallesi var şimdi. Yaşamazlar. Bak, Peygamber Efendimiz gitmeden bizim aldılarıyı karşısına. Dünür. Benden sonra artık nübüvvet defteri bitmiştir. Benden sonra artık peygamber gelmeyecek. Gelen peygamberler hepsi benim durumdan geldiler. Şimdi nübüvvet defteri örtülüyor, kapanıyor. Velayet defteri başlıyor, evliyalar defteri başlıyor. Ya Ali, sen bütün velayetin başısın. Ve müminlerin de emirisin. Üçüncüsü, Allah'lık sana verildi. Hazreti Ali bulamadı kime versin dedi. Yok. Kolay değil. Sahiplendi diyelim Hasan Hüseyin babasının yolunu ama o havada değil. Bak Hazreti Ali Efendimiz selam olsun üzerine, toprağa da girmedi. Kalktı diyelim, toprak rüştek verdi bir çocuğa. Çocuğun zeytinini döktürdü testisinden, kırıldı testi. Çocuk zeytini bitirmek için ustasına koşuyor. Kendisini daha fazla sevdirsin ustaya. Ki ben çalışıyorum usta. Senin emrine itaat ediyorum. Testi kırılınca, zeytinyağı yere bitirince çocuk kıyameti koparıyor, ağlıyor. İşte Hazreti Ali Efendimiz. Dur evladım, ağlama. Ben senin zeytinini şimdi dolduracağım testine. Topladı testi parçalara. Parmağıyla birine sürdü. Testi parçaları onu hep parmağıyla dokundurdu ve oturdurdu birbirine. Testi iskaden edildi. Yakaladı toprağı. Gücüyle başladı sıkmaya. Zeytinyağları
son damlasına kadar toprakta bal diziydi yani. Doldurdu testisini. Toprak hemen dile geldi. Ya Ali dedi, hiç mi düşünmüyorsun? Gördün dedi, gelecek, sen bana geleceksin. Ben de seni dedi, böyle sıkacağım dedi. İşte Hazreti Ali Efendimiz'in selamısın üzerine. Ya toprak dedi, ben gelirsem sana dedi, sen de sık dedi. Ama sana gelmeyeceğim. Hiç merak etme. Sıkamayacağım sen dedi. Mektun geldi, Rüçer tarafından şahabete erdi. Daha doğrusu vermeden Hasan Hüseyin'e nasihatta bulundu. Beni Necef yoluna çıkaracaksınız. Oraya dedi, orada dedi, bir yaşlı zat zuhur edecek. Devenin dedi, yuvarını ona teslim edeceksiniz dedi. Zaten geriye bakmayacaksınız. Ve dediği gibi oldu. Geriye bakmadı. Aldı gidiyor dedi. Giderken Hüseyin dayanamadı. İmam Hüseyin. Dur bakayım babamı kim götüreyim. Sövürdü başını, baktı ne var babası. Kendi kendini götüreyim. Abi dedi, o diğer babamdır. Hadi Hüseyin, bak bari. Şimdi Ali borçlu kalmasın toprağa. Bizler bir kişi Akın rahmetine uğraştığı zaman birer testis mezarın başına düşeriz. Dedi ya sen bana borçlusun. Oradan kalmadı. Hazreti Ali'nin borcunu ödüyoruz. Artık yalan kısıyor. Borç. Neden borç bitmiyor mu ya? He? Borç bitmiyor mu borç? Bitmez. Bitmez borç. Borç. Bitmez. Bu yüzden anlıyorsun değil de Ali'yim. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi Ali'yi seven beni sevmiştir, beni seven Allah'ı sevmiştir. Ali'ye isyan, bana isyan, bana isyan, Allah'a isyan. Güzel yüzler oradan gördü. Ondan sonra işte evliyalara tecelli etti günün. Hazreti Ali Efendimiz selamı sözlerine bütün evliyalara serdar eder. Hakikatların hocası, piri, yine Hazreti Ali. Tasavvufun biri. Oradan alınmıştır hakikatler. Bütün hakikatler Ali'den çıkmıştır yeryüzüne. Hazreti Muhammed biraz zahiri konuştu. Ali ise onları aşırı verdi. Ve canlı Kur'an'dır da kendisi. Kısmetse Perşembe dile getireceğiz Hazreti Ali'yi. Dinamız bildiği kadar onun doğum günü. Bu yüzden Ali'siz hiçbir yere varılmaz. Hiçbir yere varılmaz. Bütün tasavvuf elinde, bak tasavvuf elinde, hepsinin temelinde Hazreti Ali var. Hepsi. Hatta Büyük Nazifede Hazretleri böyle buyurur. Kiliselerde diyor, dünyanın fethisi Svet-i İli, yani dünyanın fethisi o İli, yazılar o yazma, o ili Ali'dir diyor. O dünyanın fethisidir. 124 bin peygambere sıkıntılı zamanlarında el açan peygamberler, Allah'tan yardım isteyenler, onlara yardım eden o Allah, o Ali'ydi. Yürür dedi. Şimşeklerle çıktı, yağmurlarla çıktı. Bütün ateş aldırdı, depremler yarattı yeryüzünde. O hepsi Ali'ydi. Onun için Hazreti Ali'nin bir ismi vardı. Ali, Keramullah Veşe. Allah'ın bütün kerametlerinin yüzünü taşır Ali.
Şimdi toprağa girdi ya, sıkacağım seni. Biraz Fatma annemizle evde. Yüksek konuşmaya başladı Fatma annemiz. Cevap vermesin, incitmesin Fatma annemizi. Karşıda yerde verdi. Onu incitirse de Sule incitişi. Geldi erken camiye, vurma ağacı altında. Dinlenmeye çıkıldı. İster misin? Geçmiş kendinde. Düşmüş yüzü kuma. Bütün kum sarmış sakalı bir hafete halinde. Yeni Peygamber Efendimiz. Res Ali o halde gülüyor. Tutayı o şey başına erime. Ya Ebu Turab. Ya Ebu Turab sesleniyor. Ey toprağın babası. Kalk deme bu halde. Toprağın babası, maşallah, babaya oğul seslenmesi. Sesini sıkarım cezadan. Anlattı Salat Durumi. Kalktı Peygamber Efendimiz'e selamasın üzerine. Ya Ali dedi, kadınlarda dedi, cinslerinde biraz kedilik vardır dedi. Onlara gelmez dedi, serçikmeye dedi. Kedi ne kadar okşarsan dedi, o kadar dedi, sana sürünür dedi. Ne kadar itersen dedi, tırmıklar dedi. Anca sen okşa dedi, Fatma da sana dedi, sürünsün. Böyle Ali teselli etti, kaçmayın ben dedi. Resul her şeye bakar. Evet. Var mı başka sorunuz? Bakın bilim tesirli olmuyor mu dedi. Evet. Kadınlarla biraz böyle bak. Bakıyorum gazete olsun, televizyon. Bir gayrı kızmış, ayrılmış, öldürür kadını. Yani bu kadınlar, kadınlar hakkında yani. Kadınlar da sabırsız mı? Erkeklerin sabırsız mı? Kokup canım. Eski kadınlara gelelim ya. 5 tane çocuk da sabah annem yüzünü yıkar, babam işe gider. Haydi bakalım ekmek teknesine. Bilmem nereye. Hiç çok ıslak odalara çıktık. Yani şimdi ne bileyim? Şimdi dedim ya, Peygamberi tahsil etmemiş, bilmeyi tahsil etmemiş. Kalkmış anlıyorsun, canlı hocasıyla çıkmış o da. Canlı hocası iyi koku üretmeli, daha dereni bilmez. Allah öyle dedi, Allah şöyle dedi, nerede söyledi Allah, nereden konuştu Allah, sorsak senden ne konuşuyorsun, ne günah ediyorsun. Konuştu. Kitaptan. Kitap kendisi konuşur mu? Alırsın, öyle konuşursun. Kur'an durduğu yerde sabittir. Aldın mı eline? O zaman dile gelir. Ama kim annen Kur'an ne derim bile. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Cennet dedi annelerin ayeti altında. Ayetle sabit hafız burada. Kadın saadeti, saadeti Hazreti Muhammed'de buldu. Kağıda açılışını Hazreti Muhammed kadın erle başladı. Çağdaşlık oradan başladı. Kadına ne derler? İnsan. Erkeğe ne derler? İnsan. Tanrı kadınlar, bunların ayrımı yok. İkisi insan. Hacmi Mektaş'a da girmiş ya, sen ne çıkardın kadınları semaya? Hacmi Mektaş'a girmiş, arslanın dişisine ne derler? Dişi arslan. Erkeğine, erkek arslan. Demiş çok şükür Allah'ım. Neye şükrediyorsun? Demiş meydanımda inek ütüz yok demiş. Arslan. Öyle cevabı verdi. Şimdi burada da insan var. Şimdi ben Mevlana ne diye kadına? Çok yücelttiriyor kadını. Kadın diyor bir nurdur diyor. Sevgili değil diyor. Kadın diyor yaratıcıdır diyor. Yaratılmış değil diyor. İşte sana bir tanrı sıfatıyla veriyor kadın. Yuvay kim düzenler? Erkek mi kadın? Kadın. Dişi kuş yapar yuvada.
Erkek ücretleri zamanları o düzeltir kadın. Takip eder misiniz kırılan işler geldiği zaman? Nasıl yaparlar, güzel ölerler yuvalarını? Ve onlar telefon tellerinde hangi ayeti okurlar, hiç takip etmiş misiniz? Yok, takip etmemişsiniz. Onları anlarız. Telefon tellerine kondukları zaman Kevser suresini okurlar. İnna tenneke tefsele fesavgide rafı değil mi şahına ki üvel etter kalkarlar çağına ki. Çok da güzel çalışırlar. Leylek nereden almıştı o sesi tak 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 tak. Kalkasını. Çarparak ses çıkarıyor. Sabah namazına giden sofiler, kapıya çalırlar, tak 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 tak. O da yuvasından uyanıyor. Tak, başlıyor kardeşine tak 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 tak. Onlar da kapı sesi çıkarırlar. Benden adam bir hikaye anlatayım size. Kalkmış anlıyor musun? Mevlana diyor. Padişahım biri diyor sarayda. Hanımıyla oturacak. Hep erkekli üvey padişahım. Erkek ürünler, erkek ürünler. Kızı da anlıyor musun demiş padişaha. Efendi baba demiş. Bu kadar erkekleri övme demiş. Dişi kuş demiş, sarayı düzenli koyar, yuva yapar, neden? Kızmış padişah, neden ona karşı gelmiş? O devirde de bir tane tembel Ahmet varmış. Yataktan çıkma çıkarmasa, ağzına yemeği koymasa yemeği, tuvalete gidecekse ya otura getireceğim ya onu götüreceğim, bu kadar tembel. Demiş seni evlendireceğim demiş tembel Ahmet'le. Hadi bakalım onu yola koy. Susmuş kız. Hakikatinde ilan etmiş. Vermiş kızı bir tembel Ahmet'e. Hepsi demişler padişah bu kadar insafsız olur mu ya? Bu güzel kız oraya verelim. Neyse. Kız varmış. Gelmiş. Şimdi bakaya Ahmet. Yatakta bağırıyor, karnım aç, yemek istiyorum. Kız da yatak dışında kurmuş kabahatı. Kaplı. Yok, ben kapmam. Ben yemem, ben etmem falan. Vermeyin. Bir günah, iki günah, üç günah dayanamamış çıkmış yatakta. Başlamışım. Bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş yataktan çıkarıyor. Şimdi evde yatak bitmiş. Çıkarıyor evden pazara. Herkes bakayım. Tembel Ahmet bunu ne çıkıyor pazara. Yapay alışveriş. Giriler eve. Geldikten sonra demiş şimdi para da bitti. Erzak da bitti. Sen lazım çalışasın. Kalkmış iş araya. Kervanlar almışlar Tembel Ahmet'in yanına. Atları suladığı zaman kuyuda musu çekecek. Sulayacak atları, maaş verecekler. Gitmiş şimdi Tembel Ahmet. Kız oturuyor yerde. Gelmiş anlıyorsun bir yerde, duraklamışlar. Kalkıp anlıyorsun. Kova indirdiler kuyuya, kova inmeyi kuyuya. İki tane. Kapım var. Kuyu tıkamışlar. Tembel Ahmet'e in. İndirirler iğnem Tembel Ahmet'i. Kalkıp alınır mısın? Bakmış onlar orada. Hani çıksa çakılmaydı. Dil gelmiş. Kapım var. Seslenmiş. Hangimiz daha güzeliz?
kadınlara da göründür. Temel Ahmet'e göründürmüş ki, gününde sevmesi odur güzel. Bu sözü söyleyince onlar ikisi bize belli olmuşlar. Buna bunlar vermişler. Bu çıkmış, suyu da çıkarmış dışarıya. Bu onları başka cemaniye göndermiş kasabaya. Karısına gitmişler. Nari getirmişler. Temperamet getirmiş, göndermiş. Kırayı ister misin? Narın içi hep yakut. Çok kıymetli yakutlar. Biri sarafta bozduruyor. Kalkar kız, babasının sarayı önünde asar mukali satır. Orada bir inşaat yapar. Pırıl pırıl bir saray. Şimdi padişah diyor, bravo, kim geldi bizim birader gülüle kurdu bu sarayı? Hangi devletin prensesi, prensidir? Bir vakitten sonra Tembel Ahmet dedi, araya adresini getirirler eve, bakıyorum diyorsun. Şimdi Ahmet başlamış konuşmaya, yemin edilmiş, nasıl yaptın demiş hanım bunu demiş, onları bildirdin ama onlar bildirinler değil demiş. Allah tarafından yakıldı içi doğruydu, sattın demiş, onun varsa yakıldı saray. Şimdi padişah kalkmış. Geliyor ziyarete, komşularını tebrik edecek. Binay güzel yapmışlar. Geliyor içeri, kız karşılıyor, sırtmış kendini. Alıyor içeri. Kimlersiniz, nesiniz, oturduğunuz, soracağım. Kız da açmış. Örtüsünü yüzünden. Efendi baba. Ben de senin kızın demiş, damadın da Tembel Ahmet demiş. Sana demiş, dünya dişi kuş yapar yoy, görüyor musun demiş. Babası susmuş, ne tebrik etmiş kızı. Tembel Ahmet de kalkmış, adam olmuş, hadi gelebilmiş. Bunları Cenab-ı Mevlana'nın mesnesinde bulursunuz ki. Şahadetini yaşasaydılar, bunu birbirini yürütülmezler, katiyen. O kadar insan mıydı be, o kadar insan. Sünni'yi yok ettiler, Irak'ı yok ettiler, Libya'yı yok ettiler. Sarmışlar çalmaları kafalarına, bırakmışlar böyle sakal. Birbirini fişliler, hadi bakalım. İnsan olan anlıyor musun? Silahe davranmaz, bizler şehadetimizle. Yaşama kendimizi koymuş olsaydık, silahe ihtiyaç kalmazdı. Hep o birer çocuk Muhammed gibi çıkardı bu topluma. Hatta Hristiyan alemini her tarafını yaşat ederdi. 1939'da İki Dünya Savaşı patladı. Bütün Hristiyan alemi birbirini
bir Müslüman ülkesi savaşa katılmadı. Japon durdururken girdi savaşa. Almanın onun bir işi yok, Amerikanın yok ama o Alman'a yardım etti. Amerika'ya karşı geldi. 23 milyon insan anlamışsın sahi oldu o savaşta. Atom o devirde çıktı. Yahudiler neden Almanlar yok etti ortadan? Çünkü onlar atom o şeyini, projelerini kaçırdılar Amerika'ya. O yüzden Yahudilere karşı geldi Almanlar. Hani İsevi'ler aydınçı şeydiler, medeniyetçi şeydiler. En rahmet dolu bir peygamber Hazreti Muhammed'dir. Rahmetin manası merhamettir. O merhamet de kalktı. Kalktı. Yiğler birbirine. Yiğler. Burada da birlik yok. İnşallah hidayet verir Allah bu millete de. Akıllarını başlarına toplarlar. Hem bunu doğru edin. Olmaz mı ya? Ben olmaz. Ben yokum sen varsın. Evet, saat doldu.